Herkese merhaba Orkun. Sonradan Görme serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Sonradan Görme serisinde ucuz, orta ve pahalı sinema karşılaştıracağız. Yanımda Ezgi'nin kanalından Ezgi var. Merhabalar. Ezgi'nin kanalından Ezgi. Bize Ezgi'nin kanalından Arzu geliyormuş. Merhaba, ben Ezgi'nin kanalından Arzu. Anıl gelemiyor. Anıl, evet doğru, Ezgi'nin kanalından Anıl geliyor. Niye böyle? Değişik. Niye şu an böyleyiz? Niye? Bence güzeliz ya. Bence değişiklik her zaman iyidir. Evet. Hoş geldin Ezgi. Hoş bulduk. Bakalım sinemalarımız nasıl olacak? Çok ucuz sinemamız da var, çok pahalı sinemamız da var. Evet. Bakalım nasıl olacak? Bazıları hak etmiyor, bazıları da şaşırtıyor. Göreceğiz. Sonradan Görme serisinde bunu görüyoruz. Haydi gittik. Bye bye. Ucuz sinemamıza doğru yola çıktık. Bunu hep yaparmış. Bu güzel oldu. Ben bu olayı çok sevdim. Ben hayatıma böyle devam edeceğim bundan sonra. Michael Jackson abi şey yapıyorsun orada. Moonwalk yapıyorsun. Evet. Durdu. Eyüp'ün yükselen yıldızı Eyüp Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ndeki Melek Sineması'na geldik. Buranın fiyatı 8 TL. Gayet iyi. Mısır kaç para? Küçük 5, büyük 10, ortada 8. Bir içecek bir mısır 10, bence gayet iyi. Çok ideal ya, çok normalde iyi. İçecek 10 lira. Tabii canım. Mısır 20 lira ve 40 lira hızlı şey yapıyorlar. Bence aynen. İyi. Burası kaç yıldır var? Yeni mi? Açıldığından beri buradasınız ama öyle bir şeyiniz, hava atabilirsiniz yani. Açıldığından beri buradayız biz de. Küçük bir salona girdik şu an tabii. Yok, küçük bir salona girdik ama çok yeni olduğu için her şey güzel duruyor bence. Zaten yeni kokuyor şu an. Bak bu yeni, curved. Salonun küçüklüğüne göre perde gayet büyük. Şimdi bak, ben koltuk testinden çok iyi anlarım. Bu koltuklar rahat. Ben yalnız film izlem, uyurum burada. Evet. Yani bu fiyat performansı bir şey beni çok şaşırttı burası. Gerçekten böyle beklemiyordum. Ben hiç böyle beklemiyordum. Atıyorum 20 lira, 23 lira falan oluyor. İstanbul'un göbeğinde maalesef çok pahalı sinema fiyatları ve bu kadar rahat değil. Gıcırdama oluyor mesela. Evet, böyle. Evet. Bir de mesela böyle bir diz boşluğu da yok. Evet, bak, bu kadar doğru. Bir diz boşluğu doğru. Olmuyor. Bak bu böyle gelse bile rahatsın yani. Rahatsın. Ben yalıtımdan çok iyi anlarım. Bak. İyi. Mesela şuraya otursam. Ha, görebiliyor musun ekranı bak? Ben çok mu yanda kaldı? Şimdi evet, burada öyle bir sıkıntı olmuş. Ekranı sanki salona göre tam ortalamamışlar. Yani sağdan birer sıra atsalar kurtaracak. Bence de. Evet. Bence biz bir oturup bir izleyelim. Hadi. Bir şeyler. Aa, geliyor. Patlamış su da güzel. Değil mi? Çok yağlı da değil, tuzlu da değil o kadar. Ben beğendim. Ne düşünüyorsun genel olarak? Yani bak, en ucuz sinema. İstanbul'da çok fazla sinema araştırdık. Muhteşem ya, bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten ya, çok iyi. Bence bu sinemaya, işte normal sinemaların fiyatı 25 lira desen, 25 lira desen bu sinemaya, kimse 25 lira etmez bu sinema diyemez. Hayır, asla diyemez. Ben çok beğendim. Ben de çok beğendim. Fiyat performans açısından çok başarılı. Kesinlikle yani. Kesinlikle yani, görüntü kalitesi de öyle ya. Hepsinde de var ya, siler atar biliyor musun? Aynen. Ekranları. Aynen. Sesi de iyi, görüntü de iyi. Patlamış bir sürü değil. Koltuk rahat. Yeni sinema. Daha ne olsun, bence çok iyi. Evet. Takıldığımız nokta işte, bir şu sağ taraftan izleyemiyorsun. Bunun ortası burası. Sağdan iki sıra atmak lazım bence. Evet. Onun dışında harika sinema. Bence vazgeçerim. Ben aldım. Yakaladım. Hadi gideriz. Şu an orta fiyatlı sinemamıza geldik. Vadi İstanbul Alışveriş Merkezi'ndeyiz. Buradaki sinema Cinemaximum. Tabii burada ucuz da var. Normal 19 liraya normal salon da var. Ama bizim bugün gireceğimiz salon Gold Class diye geçiyor. Oo. Yani 45 lira fiyatı. Pahalımız çok pahalı olduğu için bunu ortaya koyduk. Evet, mantıklı. Çok güzel bir masaj koltuğu gibi koltukları var. Haydi giriyoruz. Dın 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 dın.
Bak salon güzel. Oo, ben burayı beğendim. Konsept, yukarılar falan bak, çok tasarım güzel. Güzel bak, malzemeye bakalım. Bak bu gerçek tuğlaysa malzeme güzeldir ama karton piyerse değildir. Gerçek tuğla bu. Gerçek. O zaman ben onayladım. Bak normaller var, Screen X diye bir şey var. O da böyle 5-6 boyutlu gibi bir şey sanıyorum. Gezelim bence, bilmiyorum. Screen X burası mı? Aynen, bu salon. Salon 4. Screen X'in özelliği 270 derece perde dediğimiz olay var. 270 sağ derece mi? Nasıl yani? Yani normalde önde olan perde sağ ve sol. Girebilir miyiz şu an? Tabii. Nasıl yani? 270 derece perde ne demek ya? Bu perde benim evim kadar. Çok iyi. Nasıl, yanlarda da görüntü oluyor? Yanlarda da ekran oluyormuş. Film başladığı zaman yanlarda da ekran çıkıyormuş. Kusursuz ışık ve renkte fotoğraf. Ben hayatımda öyle bir şey duymadım. Nasıl yani? Çok güzel bir his. Nasıl yani? Şu an ilk defa sinemaya gelmiş çocuklar gibiyiz. Evet. Çünkü yeni bir şey ya böyle. Duvarlar da ekran oluyor. Bütün film olmuyormuş ama filmin sadece evet, bazı kısımlarında oluyormuş. Bak, ilk defa 3 boyutlu filme gitmiş gibi oluyorsun. Yeni bir tecrübe, yeni bir deneyim olduğu evet, için. Evde gibiyim şu an. Burada peki koltuk numarası seçiyor musunuz alırken bileti? Ha yine seçiyorsunuz. Burası çiftler içinmiş. Evet. Tamam mı? Abi çok rahat. Yani burada filmimizde ayak tamam, ayaklık da var. Ya evin gibi işte ya. Buraya tamam, istediğini koyuyorsun. Çeyini, patlamış mısırını falan koyuyorsun. Biz patlamış mısır alabilir miyiz ya? Patlamış mısırı da deniyoruz. Bak salon tasarımı çok güzel. Koltuklar çok güzel. Güzel. Anladım. Sen niye mobilyacılar? Ben de bir mimarlık var bir şeyden. Aa evet. Bak. Bunu doyursun. Ha bu boyunlu gidip geliyor bak. İstemezsen boyunlu git diyorsun boyunlu. Git. Oo. Oo. Elimde kumandayı alırım buradan böyle. Değiştir. Bak burada uyuyabilirsin ya. Oh, burası çok iyi. Yani uykun varken gelirken kesin uyursun. Çünkü filmlerde bazı anlar böyle durağan geçer ya. Olur yani, elbet olur bir filmde. Orada gidebilirsin böyle. Ben böyle şey gibi kaldım, komşu çocuğu gibi. Bunu sevmedim ya. Bunu ben de sevmedim. Evet, Melek sinemasında acil çıkış sağ taraftaydı. O olmamıştı. Burada acil çıkışı böyle buradan merdivenden aşağı koymuşlar. Kimseyi rahatsız etmeden çıkabiliyorsunuz. Hiç sinema perdesini mıncıklamamıştım. Bu yırtılırsa ne yaparlar acaba? Beni yerler burada muhtemelen. İnsanların süper kahramanlarla ilgili algısını değiştirmemiz gerek. Tam zamanı. İşler tuhaflaşabilir. Orada olacağım hemen. Nereye gidiyorsun hemen? 22 Ağustos'ta sinemalarda. Ne diyorsun? Nasıl sence? Bence çok güzeldi. Ben hayatımda gördüğüm en iyi sinema. Benim de öyle. Çok iyi. Ses sistemi çok iyi, görüntü kalitesi çok iyi, koltuklar inanılmaz rahat. Bu kadar rahat olmamalı belki de yani. Evet. Sinema salonu. Mısırımı beğenmiyorum. Neyi? Mısırı beğenmiyorum. Mısırımı beğenmiyorum. Ağzım doluyken bunu söylüyorum ama çok şey değil mi? İronik. Daha da pahalısı var. Ondan şu an beklentilerim aşırı yüksekte bak, öyle söyleyeyim. Çünkü vallahi, bu orta buysa o zaman bana çok öyle şuan, öyle olacak. Öyle mi gerçekten? Evet, hadi gidiyoruz. Hadi. Bak bırak artık şu patlamış durağı. Pahalı sinemamız için İstinye Park Alışveriş Merkezi'ne geldik. Bugün AVM geziyoruz. Evet. Gezmediğimiz AVM kalmadı. Evet. Buradaki sinema yataklı sinema. Hayatımda hiç yataklı sinemaya gitmedim. Ben de. Yani sinemada yatağa gerek var mı? Bence yok. Yok. Yani hani. Yok. Ama çok merak ediyorum nasıl konforlu olacak, ne olacak. Sınırsız patlamış mısır ve sınırsız içecek var. İki kişi fiyatı 200 TL'ymiş. Yani adam başı 100 lira yapıyor. 200 TL çok be. Çok be. Bir de sınırsız ne kadar yiyebilirsin ki orkun? Mısır. Sen çok yiyemeyebilirsin ama mesela buraya Murat gelse burası yani batar. Cinemaximum batar. Komple kapatmak zorunda kalırlar şubelerini. Girelim. Merak ediyorum. 200 TL çok para ya. Hayatında bir kere denemek lazım. Olabilir. Ha, onu da olabilir. Evet, denemek olabilir. Hadi sal. Thank you.
sinema katına indik. Burası devasa. Yine Gold Class burada da var. Biraz daha farklı. 3 boyutlusu var, 4 boyutlusu var. 4 boyutlu da ne yapıyorlar? Biri arkadan ucu mu çıkıyor böyle şey yataklı gibi? Yataklı. Bir de yataklı olan var. Evet, biz yataklıya geldik. Yataklıya geldik. Yataklı da bu içecek, yiyecek içecek olayını sorduk. Bak gel şey göstereyim. VIP lounge oluyormuş. Tıraş işte. Ya yataklı sinema bileti aldığınız zaman bu alana geliyorsunuz. Merhaba. Ben 55 tane kola, 92 tane de patlamış bir sıra alabilir miyim? Evet. Ama böyle tane... Alabilirsiniz de, değil mi? Böyle şöyle bir taneyle mesela. 92 tane tek tek say. Bir. Güzel. Bakın mısır. Mısır aynı mısır bizdeki ha? Aynı. Lütfen biz hep gelirmişiz gibi. Annem kızıyor gibi hissediyorum şu an. Özür dilerim. Biz hep geliyorduk buraya. ben çok görgüsüm. Sen... Ama bak serinin adı sonradan görme. Tamam ben de sonradan görme. Evet tamam. Ne yapayım? Başında reklam yok. Az önce gittiğimiz sinemada da yoktu o. Evet. Burada da başında reklam yok, ara yok. Tuvalete gidecekseniz kalkıp gidiyorsunuz, film oynamaya devam ediyor. En önemli yerinde gidemiyorsun yani. Gitmiyorsun aynen. Ne oluyor? Ben 2 saat hayatı tutamam. Böylelikle de sınırsız yiyecek içecek olayı da tamamen sinemaya girer. Yani filme girerken alınacak bir şey bu arada. Bak o sınırsız yiyecek içecek deyip kelime oyunu yapmışlar. Aslında öyle yiyecek içecek alabileceğin bir vakit yok. Evet, ara yok yani. Sen buradan alacaksın, onda şey görgüsüz olmamak için almayacaksın. Yo. Ya tamam. Ben alırım. Ha, seni es geçiyorum. Evet. Abi hayatımda gördüğüm en güzel sinema. Abi çok iyi. Yani ben böyle 2-3 tane yatak vardır ve daha küçük bir salondur diye kesinlikle bekliyorum. Ben de öyle bekliyordum. Ekran da devasa. Bir de yerden bayağı yüksek yani herkes yatarak görebilesin diye. Bakayım. Her seanstan sonra bu çarşaflar, yastıklar değişiyormuş. Bir dakika dur kumandalara bakalım önce. Böyle konum, pozisyon değiştiriyorsun. Dur bakayım. Oo. Nasıl yani? Oh my god. Ne? Oh my god. Oh! Ay ay dur çok şey oldu. Hastane yatağı gibi bu. Ay muazzam. Evladım birazcık ayaklarımı dikiltelim. Sen olaya bak ya. Muazzam. Adamlar yapmış. Bir dakika bir şey diyeceğim. Ben bunu çok basarsam arada tost mu oluyorum? Ben de yapacağım onu. Gerçekten tost olacağım galiba. Allah'ım geliyorum. Sıkı böyle helbele kalıyormuşum böyle. Merhaba, nasıl film? Güzel gidiyor mu? Ay merhaba. Işıkları kapatabilir miyiz? Memur bey ha. Of. Haydi be. Aa, inanılmaz. Çok iyi. İnanılmaz o. Bugün sonradan görme serisinde ucuz, orta ve pahalı sinema karşılaştırdık. Evet. Ne düşünüyorsun? Ya ben mesela sonuncudan aslında birazcık böyle ön yargılıydım. Yataklı sinema mı olur bilmem ne diye. Abi çok iyiydi. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yatağın aşırı rahatlığına kapıldık bence. Yani yatak çok rahat. Orada ekranın konumu o kadar iyi ki tam böyle... Tam böyle izliyorsun. Sinemayı, filmi böyle en iyi izleyebileceğin konum sanki oydu. Evet. Bak çok açık söyleyeyim mi? Söyle. Şimdi Melek Sineması mesela bir öğrenci için, tamam mı? Sinemaya çok fazla para harcamak istemeyen insanlar için çok mantıklı bir seçim. Abi çünkü 8 TL çok iyi yani. Hani çok o iyi ya. 8 TL için İstanbul'daki en ucuz sinemaya göre en iyi sinemalardan biri bence. Bence çok iyi. Evet ve abartmamak lazım aslında. Sinema bu yani. Giriyorsun ve film izleyip gidiyorsun aslında. Ne zaman yatar hale geldik ki aslında baktığında. Çok doğru söylüyorsun değil mi? Doğru yani doğru. Abartıyoruz ki. Doğru ama bence yataklı sinema bir kere denilmesi gereken bir şey yani. Evet. Mesela arkadaşlarınla buluşacaksan mesela keyifli bir hafta sonu geçireceksen de Vadi İstanbul'daki sinema salonu çok iyiydi şey açısından. Hem ortam çok iyiydi. Aynen. Orada çok güzel böyle sohbet edersin, buluşursun arkadaşlarınla işte filmi beklersin. Böyle şey gibi çok ünlülerin evinde sinema salonu olur ya orası da onun gibi bir şeydi gibi. Böyle değil mi? Evet. Nereye baksan böyle bir konsept bir şey vardı. Güzeldi bence, eğlenceliydi. Ya
Ben bu üçünü de çok beğendim. Böyle normalde sonradan görmeden bir beğenmediğim mutlaka çıkıyor. İlk defa bu videoda üçünü de çok beğendim. Yani üçü de çok enteresan bir tecrübe oldu. Ezgi'ye de geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Ezgi'ye de abone değilseniz şuradan abone olabilirsiniz. Ya da Ezgi'nin kanalı, yani çok yaratıcı bir kanal ismi olduğu için. Çok kötü bir kanal ismi, farkındasın değil mi? Biliyorum ama Ezgi Zorba yapmak istemiyorum. O daha kötü olur. Yani. Ezgi The Bully. Treniyormuş. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok güzeldi. Bugün çok keyifli vakit geçirdim seninle. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye. See you later. Bye.